başlıyor? 7. Bisikletler kaç ile 5 tane? 7. Kaç lira? 13. O zaman ondan 4 2 tane. 4 tane aldım. Çünkü 2 lira var. 1. Şey, saz alacağım kendime. Ondan sonra kursuna gideceğim. Saz çalmayı öğreneceğim. Mesela saz almak için her gün sabah kalkıyorum, kahvaltımı yapıyorum. Ondan sonra üstümü giyiyorum, geliyorum, oyuncaklarımı satıyorum. Fazla alan olmuyor ama yine de bekliyorum akşama kadar. Sonra topluyorum, yukarıya çıkartıyorum. İşte sonra da uyuyorum, bir daha kalkıyorum, oyuncaklarımı satıyorum. Saz almayı çok istiyorum çünkü müzisyen olmayı düşünüyorum büyüdüğümde, saz çalmak. Namık Kemal İlkokulu'na gidiyorum, 3. sınıfa geçtim, 8,5 yaşındayım. Yok, zaten oynamıyorum ki oyuncaklarımla. O yüzden hem para kazanıyorum hem de yeni arkadaşlarım oyuncaklarıyla oynuyor yani. Yeni kişiler oyuncaklarıyla oynuyor. Dün bir sürü oyuncak sattım. Bir tane bu kadar kamyon var, onu 10 liraya sattım. Ondan sonra bir tane daha o kadar kamyon var, onu da 5 liraya sattım. İşte şu küçük oyuncaklardan sattım birkaç tane de. Sonra Atari sattım böyle. Ondan sonra da işte içinde bir tane de böyle bir tane kamyon vardı, o kadar. Dün 37 lira kazandım. Kaç lira? Efendim? Kaç lira? Kaç lira? Yani çok güzel bir şey. Yani bu çocuk bu yaşta sonra bu yaştan kendisine gurur diyorum yani. Yani bu oyuncakları bir yaşında, 1,5 yaşında, 2 yaşında, yani bu oyuncakları toplaya bu şeylere getirdi. Bugün 11-12 yaşlarında, yani 8-9 yaşlarında oyuncakları getirmiş, böyle kapının önünde oynattırmaya, satmaya yani. Yani bundan gurur duymak lazım. Halal olsun. Arkadaşımız büyüyünce müzisyen olacak. Bunun için oyuncaklarını atmayıp da satmaya karar vermiş. Kazandığı paralarla saz alıp müzisyen olacakmış. Bununla milletimiz gurur duymalı. Evet, ben de aldım. İşte böyle oyuncaklar falan aldım. Yeter ki yararımız olsun. Mesleğine kavuşsun, hayaline kavuşsun diyorum.